Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Ee, Obama karnanın bilançosu gelmiş. Ee, takipçim e, bilanço açıklandı. Bundan sonra ne olur bakabilir misiniz demiş. Saygılar, ee, benden saygılar size. Ee, grafiğine geçmeden önce o zaman bilançoya bir bakalım. <laughs> evet, ilk çeyrek bilançoda e, satışların %9 arttığını görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre sadece %9'luk bir artış var satışlarda. Brütkarda da %1'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Obama karına net dönem karında güzel bir artış var. Yalnız esas faaliyet karında düşüş olmuş yüzde otuzluk bir düşüş var. Favökte de yine yüzde elli bir gerileme söz konusu olmuş. Tabii enflasyon muhasebesine göre bu tarz değişik şeyler de olabiliyor. Ama net dönem karı gayet iyi yüzde 242 oranında artışla güzel bir kar açıklamış geçen yıl 92 milyon liraydı. 24'ün 2024'ün ilk çeyreğinde 314 milyon liraya çıkarılan bir net dönem karı pozitif. Öz kaynaklarda da yine bir pozitif artış var. 5 milyardı %64 artışla birlikte 8 milyar 275 milyon liraya çıkarılan bir öz sermayemiz de var. Duran varlıklar toplam varlıklarda da yine bir pozitif yükseliş olduğunu görüyoruz. <laughs> Finansal borçlarda bir azalım var. %2 finansal borçlar 3 aylık çeyreklik bazda düşmüş finansal borçlarımız 864 milyondan 674 milyon liraya düşmüş finansal borçlar ama tabi toplam net borçta bir artış var borçta artmış bu arada evet halk arz şirketimizdi bizim obama karnı çok da fazla olmadı ne zaman halk arz olmuştuk biz şöyle geriye döndüğümüzde hemen Mart ayındaydı zaten 1 Mart'ta Yanılmıyorsam halka arz oldu. O, oba makarna. Hemen şirket bilgilerine bakalım. Tanıyalım tekrar bir şirketi şöyle. Sermayemizi tanıyalım. E, 479 milyonun üzerinde bir toplam sermayemiz vardı. E, i̇ki tane ortak var. E, ve dolaşımda da %20 halka açıklık oranı %20 olan e, 95 milyonun üzerinde lot sayımızda bulunuyordu. Oba makarnada. E, <laughs> Fazla da bir veri yok zaten. Yeni halka arzımız zaten şurada. 3-4 aylık bir halka arz. Hemen grafiğine bakalım. Bu arada düşen bir trend vardı. Halka arz olduktan sonraki zirve fiyatımız hemen hemen 70 lira. 69.40 zirve fiyatımız vardı. Ondan sonra kademeli bir şekilde Mart'ın 11'inden bu yana şirket e, düşüyordu düştü düştü düzeltmesini yaptı şöyle e, düşen bir trend çizgimiz de vardı Neyse ki bunun üzerine kendini atmaya başardı e, dip seviyemiz 34 lira e, halk arz fiyatından da e, aşağıya düşmüştü o bu makarna 34 liradan e, kendine e, bir destek edindi ve alçalan trendinin de üzerine attı kendini ee, yalnız 42 lira çok önemli bir direnç var da burayı kıramadığımız müddetçe da Bir yükseliş şu anda görülemiyor ee, Şu anda 38.62 bu videoyu yaptığım sırada bugün de bir satış var yine ee, Dün haftalık açılışı bayram sonrası yine satışlı geçti ee, Hacim de yok tabii e, hacimsiz de bir durum söz konusu Bugün de yüzde 2'nin üzerinde hemen hemen yüzde 3 düşüş var e, 38 lira 1 kuruş 20 günlük hareketli ortalaması var. Oraya neredeyse inmek üzere. Orası bir destek bizim şu anda. 38 lirayı düşmemek gerekiyor. 38'i kaybedersek en sağlam desteğimiz 34 lira. Burayı takip edelim. Destek anlamında 34 liraya takip edeceğiz. ilk planda da 50 günlüğü var. O da 40 lira 60 kuruş direncimiz. 40-60 kuruşu aşabilirsek 47, 42 lira evet direncimiz var. Burayı görecek o zaman. Görürse o zaman hisse rahatlatacak, rahatlayacak. Ve şöyle tekrar kendimize şöyle 47'ler 47, 50 bandını ancak oba makarna da ancak o zaman görebiliriz. Direnç noktalarımız da şu anda bu seviyede. Oba makarna uzun bir süre yani halk arz olduktan sonra uzun bir süre düzeltmesini, dinlenmesini yaptı artık toparlanma zamanı diye düşünüyorum. Bir an önce şu 38'den yukarıya doğru e, ya da tekrar bir şöyle 34 liraya doğru inip oradan tekrar bir daha bir destek alırsa e, alçalan trendinin de hemen üzerine geliyor. E, oradan bir destek alıp ben tekrar yine 40'ları ve 40'ın üzerini obama karma da e, bekliyorum. E, oraları düşünüyorum şimdilik. E, bu seviyelerde söyleyebiliriz direnç seviyelerimizi de bu şekilde arkadaşlar Evet teşekkür ediyorum izlediğiniz için ee, görüşmek dileğiyle bütün yatırımcı arkadaşlara bol kazançlı günler